sen unutsan. Stoplarda Thunderbird yazıyor. Ne demek Thunderbird? Savaş kuşu demek. Ben bir pazar günleri keyfi olarak biniyoruz. O da 10-15 kilometre otobanda trafik saatini yakalanmadan. Boş bir araba, hiçbir şey yok. Sadece kaloriferi var, motoru var. Başka da bir avuç civata zaten. Başka hiçbir şey yok. Ama sadece bu benim için büyük bir tutku. Doğan, Şahin ya da Kartal, hepsi kuş serisi. İşte o yüzden onlar kendilerini tarif ederken adeta uçuyoruz diye tarif ediyorlar. Sokak arasında onları sıklıkla görüyorsunuz. Biz de şimdi Abdülkadir'in arabasına konuk olacağız ve onların bir günü nasıl geçiyor hep birlikte bakacağız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Benim için önemli olan teybim var, ses sistemim var. 99 model arabada eski müzikleri dinlemeyi daha çok seviyorum, daha çok tercih ediyorum. Ayrıca benim için önemli olan orijinal armalar, etiketler, gördüğünüz gibi camlarda, orada, burada. İçinde olduğu gibi dışında da aynı şekilde. Bunlar için, bunlar benim için de çok önemli bir tutku. Onları da çok seviyorum. Acı, keder, hüzün. Biz acımızı, kederimizi, hüznümüzü bu arabalarda binince, bu müzikleri dinleyince kendimizi motive edebiliyoruz. Kornaları, egzozları ve kendine has müzikleriyle bu arabaya binenler kendilerini böyle ifade ettiklerini söylüyorlar. Onlara göre bu bir aşk, belki de bir tutku. Fakat siz onları yolda gördüğünüzde belki biraz da sitem ediyorsunuz. Fakat onlar için bu bir yaşam tarzı ve müziği şu anda çalmaya devam ediyor. Bir de bu arabalar için olmazsa olmaz arka yazıları. Hemen hepsinde gördüğümüz bir arkalarında yazı var. Mesela bunda sensiz de düşermiş takvimde yapraklar diyor. Eğer böyle bir Doğan ya da Şahin'e biniyorsanız en önemli şeylerden birisi müzikse diğeri de arkadaki yazılardır. Yıllarda küllenmemiş aşkım var bende. Aşkım mekan kılmış yanan gönlümde. Müzik açıyoruz, egzoz sesi geliyor. Sokaktaki abilerimiz bize sitem ediyorlar. Diyorlar böyle araba mı olur? Egzozu bağırıyor, müzik sesi çok çıkıyor. Ama biz de bunu böyle severek kullanıyoruz. İnsanlar rahatsız oluyor. Evet, biraz katılıyorum o konuda insanlara da. Ama bizim böyle bir aşkımız var, böyle bir sevdamız var. Rahatsız etmem milleti. Aracımda fabrikasyon neyse aynı o şekilde kullanırım. Yani benim de ufak bir çocuğum var. Nasıl ki başkasını rahatsız ettiğimde rahatsızlık duyuyorsa aynı olay benim başıma gelir diye ben hiçbir şekilde aracın orijinallerini bozmayıp tamamıyla fabrikasyon orijinal şeyleriyle, egzoz sistemiyle kullanmaktayım aracımı. Aldığımda böyle çok sade dede arabası gibiydi. Ben buna jant koydum, cam filmi, aksesuar, modifiye yaptım kendimce, ses sistemi koydum. Öylelikle daha güzelleştirdim arabayı. Biz böyle lüks arabaları tamir ediyoruz ama aşkımız bizim kapıda yatıyor. Sanayici olduğumuz için çocukluktan beri hep bu tip arabalarla uğraşıyoruz. Oradan bir hastalık bulaştı. Bu araba da benim aynı renkte 4. araba. 20 senede. Bu da arkadaşımındı, satacaktılar. Ben aldım. Komple sıfırdan revize ettik her şeyini tek tek. Ben aldığımda sadece altındaki diferansiyel vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Her şeyini tek tek kendimiz dize dize bu hale getirdik. Camlarını falan özel döktürdük. İç koltuklarını değiştirdik. Dört koltuğunu ısıtma koyduk. Bir tarafımızda 99 model Doğan, diğer tarafımızda ise onun atası 74 model 124 Murat. Fakat biz çocukluğumuzda ona hep Hacı Murat derdik ve hemen herkesin hayaliydi. Buna büyük bir aşk diyorlar. Fakat bu büyük aşktan ziyade biraz da pahalı bir aşk. Çünkü buna sadece Savaş Bey 100 bin lira para harcamış. Bir de el emeğini koyunca 120 bin lira oluyor. Yani arkasına da yazdığı gibi sana her şey değer. Şarkısı. Her gün yanıyoruz sokaklarda. Ulan bu lastik de yanmış mı? Asfalt ağladı, egzoz patladı. Ve bunun müzaç tesisatı. Binince o çektiğimiz sıkıntıları, emeği hepsini unutuyoruz abi. Aldığımız keyif çok farklı. Yolda insanların bakış açısı,
size karşı, arabanıza karşı olan ilgi, hepsini unutturuyor. O çektiğiniz sıkıntılar falan hepsi gidiyor. Başım sadalı, gelip sevindin sen bu aşık kulu. Yar sarmadan göze girmez uyku, dinliyorum ne olur. Otobanda veyahut da daha kırsal yerlerde güzel bir müzik olduğu zaman o anda çok dışarıyı rahatsız etmeyecek şekilde müzik sistemi açar, kendim dinlerim. Tüm virajlara yanlayarak girer, gözümüz yükseklerde olsaydı en az onlarımız kesik olmazdı. Aracımda tabii yaşı itibariyle 93 model Şahin bu. Bunlarda airbag yok, ABS olayı yok. İşte o zamanki standartlara göre yapılan bir araç bu. Şimdi de 93 model bir Şahin'in başına geldik. Esprilerde sıklıkla kullanılır ya, Doğan görünümlü Şahin diye. İşte bu arabaya da Doğan görünümü vermek için Volkan Bey 30 bin lira para harcamış ve kapalı garajda tutuyor. Sadece pazar günü kısa gezilerde kullanıyor. Mesela her akşam arabamı yıkarım, temizlerim. Aracımı cumartesiye çıkartırım. Devamlı kullanmam. Bundan harici bir tane de aracım var. Bu kapalı garajda durur. O acılı müzikleri, hüzünlü müzikleri böyle arabalarda dinleyerek kendimizi avutuyoruz. Hoşumuza gidiyor. Böyle yani. Yüreğim yere yere iz bırakır bin acıya. Bu bize çıraklıktan, ustamızdan kalan bir miras. Bizim de hayalimiz bu. Tabii ki yani şu anda kapımda bir iyi bir araba olduğundan binerim. Hatta babam bile özellikle söyler. Der ki oğlum iyi bir arabam var, niye bilmiyorsun? Baba diyorum, bu bizde bir hastalık. Bu benim ilk arabam değil. Daha önce de bu şekilde arabalarım vardı. Abim 2 sene bindi. 7 yıldır da ben kullanıyorum. Benden sonra çocuğum, onun çocuğuna bu arabayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Müslüm Gürses'in dediği gibi, kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde, yine de sevgilim doymadım sana. Ya da Cengiz Kurtoğlu'nun dediği gibi, yıllardır küllenmiş aşkım var bende, aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde. Belki bu şarkılar birçok insan için bir mana ifade etmeyebilir ama bu arabalara binenler için çok şey ifade ediyor. Hatta kendilerini bu şarkılarla ifade edip hayat buluyorlar, bu arabalarda hüzünleniyorlar. İşte Doğan ya da Şahin'e binenlerin bir günü böyle geçiyor. Yıllarda küllenmiş aşkım var bende, aşkın mekan kurulmuş. Beni terk edip gülen gittin halde, sana intizara kıyamıyorum. Yıllardır.